İyi niyet eseri olmadığına inandığım bu kararı kimi çevreler baskıcı, antidemokratik ideolojilerine yakılmış bir yeşil ışık gibi algıladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'a inandığımız kararını böyle eleştirdi. Çünkü bu metin bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. Bu bir. Metne baktığın zaman bu metin içerik itibariyle bu milletin kendisini, bu milletin kültür, medeniyet anlayışını ortaya koyan bir metin değil. Kimse Türklüğünü inkar etmiyor ki ama Türkçülük yapmıyor. Mesele burada. Mesele burada. Ben Türk'üm. Ama Türkçü değilim. Eğer böyle yaparsak biz kendi değerlerimizle çatışırız. Dinimiz İslam'la çatışırız. Millete tepeden bakan insanımızı Takınyolu, makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam diyerek aşağılayanlar uzun zaman sonra ilk defa yeniden piyasaya çıktılar. Kararın hemen akabinde gazeteci kılıklı provokatörler yıllardır içlerinde biriktirdikleri kin ve nefreti ekranlardan adeta kusmaya başladı, kendi ekranlarından. Hatta cübbelerini darbeci zihniyete kiraya veren kimi sözde hukukçuların andığımız kararını bahane ederek merhum Menderes'in 68 sene önce son verdiği Türkçe ezan zulmünü tekrar dillendirdiklerine bile şahit olduk. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, Rami Kışlası'nın Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri haline getirileceğini söyledi. Öyle zannediyorum ki Rami Kışlası'ndaki oluşacak bu yapıda herhalde Ankara Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinden geri kalmayacak. Sayı orada da 5 milyon ciltin üzerinde olur.